İkindi şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve fani muvakkat olan güzellik ile baki bir nevi hüsnü sermediyi iga eder. Eşyaya tevhid gözüyle bakıldığında her bir mahluk bir kitab-ı subhani, bir kaside-i rabbani, bir ayne-i cemali ilahi olur. Fani ve geçici güzelliğiyle Allah'ın baki ve daimi cemaline işaret eder. Hüsnü sermediği, yani Allah'ın ebedi olan güzelliğini gösterir. Bunu da şöyle yapar. Üstadımız 32. sözde şöyle diyor. Malumdur ki ziyayı verenin ziyadar olması lazım. Tenvir edenin nurani olması gerek. İhsan gınadan gelir. Lütuf latiften zuhur eder. Madem öyledir, kainata bu kadar hüsün ve cemal vermek ve mevcudata muhtelif kemalat vermek, ışık güneşi gösterdiği gibi bir cemali sermediği gösterirler. Üstadımız dedi ki, ziyayı verenin ziyadar olması lazım. Kendi ziyası olmayan başkasına nasıl ziya verecek? Tenvir edenin, yani etrafı aydınlatıp eşyayı ışıklandıranın nurani olması lazım. Kendi nuru olmayan başkasını nasıl tenvir edecek? İhsan gınadan gelir. Zengin olmayan başkasına ne verebilir, ne ihsan edebilir? Kendinde yok ki başkasına versin. Lütuf latiften zuhur eder. Bir lütfeden olacak ki ortada bir lütuf olsun. Bir lokma ekmek dahi bir latifi iktiza eder. Aynen bunlar gibi güzellik de güzelden gelir. Kendisi güzel olmayan başkasını nasıl güzel yapacak? Kendinde olmayan güzelliği ona nasıl verecek? İşte şu alemdeki güzellik ve eşyanın hüsnü, ışığın güneşi göstermesi gibi bir cemali sermediği gösterip onun varlığını ispat eder. Ve göz önündeki bu güzellik o zat-ı cemilin zati güzelliğinin milyonlar perdelerden geçmiş zayıf akisleridir. Koca cennet dahi o cemalin sadece zayıf bir lemmasıdır, zayıf bir aksidir. Üstadımız şöyle devam ediyor ve Mevlana Celaleddin'in dediği gibi, an hayalati ki dami evliyast, aksi mahvu yani bustani hudast, sırrıyla bir ayne-i cemali ilahi olur. Mana şu, evliyaya tuzak olan hayaller, ilahi bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir. İlahi bahçelerle şu yeryüzündeki bağlar, bahçeler, bostanlar ve bunlar gibi yerler kastedilmiş. Ay yüzlü güzeller de bu bahçelerdeki mahlukattır. Çiçekten kuşa, böcekten ağaca, meyveden nebata kadar her şey bu ilahi bahçelerin ay yüzlü güzelleridir. Onların akisleri de onlarda tecelli eden esma-i ilahidir. Zaten onları böyle ay yüzlü güzel yapan da esma-i hüsna'nın tecellisidir. Bu akislerin evliyaya tuzak olması da şudur. Acaba evliya onlara manay harfiyle mi bakacak, yoksa manayı ismiyle mi? Onlarda tecelli eden güzellikleri gördüklerinde ne güzel mi diyecekler, yoksa ne güzel yapılmış mı diyecekler? Yine sadece onlardaki cüz'i cemali ve kemali görmekle mi yetinecekler? Yoksa tevhid aynasıyla bakıp
emsali eşyayı yan yana dizip, omuz omuza verdirip, o cemal ve kemale ayne-i tevhidle mi bakacaklar? Yani o cüz'i cemal ve kemali büyütüp küllileştirecekler mi? İşte bunlar gibi haller evliyanın tuzakları, yani imtihanı olmuş. Kimi nakışta kalmış, kimi nakkaşa geçmiş. Kimi süsle oyalanmış, kimi müzeyyinle meşgul olmuş. Kimi ziyneti sevmiş, kimi ziynetin sahibine aşık olmuş. Kimi nimette kalmış, kimi nimette münimi görmüş. Kimi ne güzel demiş, kimi ne güzel yapılmış demiş. Ve hakeza kimi imtihanı geçmiş, kimi sınıfta kalmış. Dersimizi burada noktalayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.